Ay aşırı mutluyum. Sokaklara masalar kurmuşlar. Hava gerçekten inanılmaz. Sima sen mutlu musun New York'ta olduğun için? Aşırı mutluyum. Hello. Ay çok uzun. Buralar böyle. Şampiyon. Bir dakika. Ay seni sarcam. Sinat'ı özledim be. Çok özledim. Bisikletlerle yemeğe yetişmeye çalışma keyfi. Oba, aşı şeyi kurmuşlar parkın ortasına. Millete aşı yapıyorlar. Şaşkın surat ya. Ah New York, New York. Evet, Miami'den ayrıldık ve New York'tayız. Aşırı heyecanlıyım ve çok mutluyum. New York'a gelmeyeli 1,5 seneden fazla oldu herhalde. Tabii canım, 1,5 seneyi çoktan geçti. Zaten burada üniversite okumuştum. Neyse geldik. Sabahın köründe uçağımız vardı. New York'a indik. Burada da hava çok güzel. Herkes tişörtlerle falan. Ve şu an hani şehre geldik, otelin oraya. Soho Thompson'da kalacağız. I-60 Thompson'da. Sokaklarda restoranların hani dışarıya sokağa açtığını biliyordum. Hani Covid yüzünden hani içeride oturulmasın diye. Şu an onu gördüm ve şoktayım. Hani hiç daha önce böyle bir şey yoktu New York'ta ve aşırı güzel olmuş. İnşallah böyle kalır ya. Çekeceğim sonra sokakları ama çok çok mutluyum yani içimde inanılmaz bir heyecan var. Ve Doğan da New York'u çok sevmiyormuş. En son 2015'te falan gelmiş. Ona New York'u sevdireceğiz. Tamam mı Doğan? Tamam. Okey, otele gidince orada görüşürüz, size oteli bir çekerim. Odamıza geldik, yerleştik ve şimdi çıkıyoruz. Size hemen çıkmadan odayı göstereyim. Sima da burada, onların odası hazır değil. Ben tabii ki yine yerleştim. Çantalarım, gözlüklerim, kullanılmayan bavullar ve dağının bölgesi burası. Dağınık olan kısım. Odamız bu kadar. Burası da tuvalet. Klasik New York otelleri. Alo? Hello? Alo? Josh? Neredesin o? Şimdi otelden çıkacağız sen. Biz de şimdi Soho'da bir yerlerdeyiz. Tamam. Bir çıkalım otelden. Tam karşımızdaki yerde dağınlar bir şey yiyormuş. Hemen bir onlara bakıp oradan sana şey yapıyorum. Yazıyorum. Ha, tamam okey. Tamam okey. Oldu hadi yapıyorum. Hadi. Evet, Ecem'le Sandra da buradalar. Şimdi onlarla buluşmaya gideceğiz. Erkekler çünkü maç izleyecekler biraz da. Güzel oldu üstüm, tam New York style. Rengarengim. Bu pantolonu da bayağıdır giymek istiyordum. Siyah dress'ten almıştım. Asıl Nike'lerim geldi. Bembe. Let's go. Hadi. Şimdi çıktık otelden. Yürüyoruz. Bakın böyle bütün sokaklara masalar kurmuşlar. Ya kaldırıma yani. Bak böyle de burada da var. Hava gerçekten inanılmaz. Ay aşırı mutluyum. Anlatamam size. Oha, çip yani genişletmiş. Evet, her yer koymuş ya artık. Çok iyi yani. Festival havası var burada. Ve hani üzülüyorduk çünkü Miami'de her şey açık. Çok özgür yaşıyorduk açıkçası. Oradan sonra hani New York birazcık daha kapalı gibi bir vibe vardı. Hatta kapalıydı yani daha doğrusu. 11'de bütün ışıkları açıyorlarmış restoranlarda falan. Yeni değişti yani, o yüzden güzel bir vakitte geldik. Şimdi Ecem'le Sandra ile buluşacağız herhalde. Ay bayağı sıcak. 30 derece gibi şu anda burası. Sima sen mutlu musun New York'ta olduğun için? Aşırı aşırı mutluyum ya. Bu kadar özlemişim ki. Bir de burası şimdi en son New York tatilimizde Sima ile Mark çıkmaya başlamışlardı. O yüzden onların ilk gelişi. Evet. Ne moon? Ne moon oluyor? Anniversary moon falan. Şu an şu köşeyi dönünce Ecem'lerin orada olması lazım. Bakalım. Evet. Hey. Hello. Hello. Ay çok uzun zaman oldu. Sandra. Aynen. Hava ne kadar iyi. İnanılmaz ya. Ne ceket ya, at yani. Manasız. Ben pantolonum bile terliyorum, incecik bir şey yani. Tam şeyim, New York havasına büründüm bir anda, rengarenk falan. New Yorker. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Kaç derece fark etti? Kaç derece fark etti? Derece aşırı bence fark etmedi, biliyor musun? Burası çok sıcak. Aradaki farka bak Dilay'la ben yani. Delirmiş herhalde. Ecem'e de sordum, dedim deri giyilir mi? Dedi giyilir. Yani dün bu kadar değildi. Akşam belki. Ay çok mutluyum New York'ta olduğum için. Aa, inanılmaz. Arabanın güzelliği. Ne bu ya? Çok güzel.
Çok iyiymiş. Aa, bayağı güzel. V8 diyor. New York sokaklarında yaklaşık bir 25 dakika dolandıktan sonra hiçbir yere oturamayıp sonunda Le Pen Quotidien'e geldik. Burası da kilise masası gibi bir masada oturuyoruz. Aynen Last Supper'da. Sima da tavuk çorbasıyla yumurta yiyor. Ben de mercimek salatası falan filan. Fark ettik ki New York'ta öğlen de rezervasyonsuz bir boku olmayacak. Soho sokaklarında gezinmeye devam ediyoruz. Şu an Chinatown, Little Italy'ye geldik. Buralar böyle bir yakalı. Hayır seni Sarcan. Oley 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 oley. Hayır ben seni çağıracaktım. Little Italy'de diye bir bölgedeyiz Soho'nun aralarda. Burada bir sürü böyle İtalyan restoranları falan var. Ay bu sokağa taşınması çok güzel olmuş her şeyi. Şampiyon. Aşırı mutlu kendisi. New York'u da çok sevmiyordu ama eminim şu an seviyordur. He? Artık seviyor olması gerekiyor. Neyse bakalım. Burası bayağı pazar yeri. Şimdi Soho'dan biraz yukarılara çıktık. NYU'nun oradaki parkta dolanıyoruz. İnsanlar hamak falan asmışlar ağaca. Bu park bayağı tatlı bir park bence. Ve ana baba günü. İnanamıyorum ne kadar kalabalık olduğuna bakar mısın? Çıldırmışlar. Aa öpüşenler falan. Öpüşenler, havaya bakanlar, bir yatanlar, piknik yapanlar, düşüncelere dalanlar. Hepsi buradalar. Herkes ayrı bir telden çalıyor. Tuvalete gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten artık dayanamama noktasına geldim. Şurası galiba. Ha, dönüyor mu daha? İnanılmaz bir sıra var yani. İnanılmaz bir sıra var ama başka bir yere bulmaya çalışırken de aynı sanki zamanda şey kaybedeceğiz. Ay dans dersi var, katılsak mı? Hey. Çok iyi. Sen bu sayı bekleyeceksin. Mezun olanlar. Fotoshootlar. Biliyor musun Derev de geliyormuş 2 haftaya. Mezuniyeti varmış. Bunlar da Parsons'lular. Yani Parsons derken New School'lu. Aa, geyşalar geliyor. Ama geyşe olmayan geyşalar. Çok hareketli bir şey. Çok. Güzel değil mi? Seviyor musun şu an? Seviyorum. Aa sana bugün gördüğüm arabayı gösterecektim. Mercedes'in G'sinin convertible'ı. Çok güzeldi daha. Oh my god. Mazeballs. Havanın güzelliği ya, atletle geziyoruz. Şimdi size okulumun orayı göstereceğim. Bu binalarda ders alıyordum hep. İşte Parsons'ın orası New School. Bu en son yapılan yeni binamız. Bunu son seneme yetişti bu galiba benim. Bayağı güzel bir dizayn. Şu bina. Bu bina, bu daha. Bunların hepsinde derslerim vardı. Özlemişim, nasıl özlemişim New York'u anlatamam size, var ya. Çok. Şimdi dağınla kalktık, otelin yanındaki La Dure'ye geldik. Buraya ben seneler önce gelmiştim. Aşırı tatlı bir bahçesi var buranın, bayağı güzel. Normalde yarına rezervasyon yapmıştım ama o yüzden yarın da başka bir yere gideriz artık. Burası böyle bir yer. Avlu gibi. Natasha diye bir arkadaşım var. Belki onlarla bugün bir ara buluşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacaksa. Çünkü babamlarla da öğle yemeği yemeye çalışacağız. Her şeyi çalışacağız ama bakalım. Yemeği beklerken Dağhan'la soru cevap yapalım dedik. Evet. Ve ben dedim. Dağhan, New York hakkında ne düşünüyorsun? New York'u çok sevmiyorum demiştin bana. Şu an ne düşünüyorsun? Fena değil. Güzel yani. Hava güzel olduğu için şu anda keyifli yani. Ama hani bir ay önce gelmiş olsak. Yine o kadar kötü olmazdı. Yani. Kışın ortası daha sıkıntı, soğuk olduğu için. Türkiye'ye dönmek için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Neden? Düzenimi özledim. Sabah işe gitmeyi, ondan sonra spora gitmeyi. Zaten de düzeninde başka bir şey yok. Evet. Peanut'ı özledin mi? Çok özledim. Ben de Peanut'ı çok özledim. Peki, bu yaz için neyde heyecanlısın? Ne öyle ekstra heyecanlı olduğum bir şey yok yani. Normal yaz için heyecanlıyım. Ha. Güzel bir yaz olmuş. En sevdiğin mevsim ne? Yaz. Yaz mı? Benim de. Peki. Aaa tesadüf!
Peki beni ne kadar seviyorsun? Bu kadar. O kadarcık mı? Bir de onun dışı kadar. Geçen marka anlamadı ya bunu. Soru cevabın sonuna geldik. Başka sormanı istediğiniz şeyler varsa bu videonun altına yazın, bir dahaki de sorarız. O zaman ben artık, yumurtam geldi, beni daha fazla bekliyoruz. Kahvaltıdan çıktık, hele gidiyoruz şimdi. Bir dişmiş fırçalayıp çıkacağız sonra sokağa. Burada da aşı şeyi kurmuşlar, parkın ortasına. Millete aşı yapıyorlar. Sanırım burası randevusuz böyle, hani gelip aşı olabiliyorsun mantığı. Anladığım kadarıyla Miami'de de böyle bir iki çadır vardı. Burada böyle geliyorsun, pıt diye aşı oluyorsun, gidiyorsun sanırım. Central Park'ın ortasında. Aynen. Aynen, burada bir sürü insan böyle aşı oluyor. Burada voleybol oynuyorlar. Oba. Evet. Çok iyi ya. Turnuva mı varmış? Central Park'a geldik birazcık yürüyelim diye. Bir tık dolandık, dolanıyoruz da. Sonrasında da işte Fifth Avenue'da birazcık gezineceğiz. Ve oradan acaba dedik ki Brooklyn'e Dumbo'ya mı gitsek? Dumbo House, Soho House var orada. Orası bayağı tatlı. Belki hani oraya gidebiliriz. Sadece 3 günlüğüne gelince hayat biraz zor oldu. Salı dönüyoruz ama hani salı keşke akşam uçağına dönebilsek. Yer yok şu an, yer açılmasını bekliyoruz. Asıl yani hani salı öğlen dönüyoruz şu anda. Ama bilmiyorum ya, bakalım. Göreceğiz yani ne oluyor. Açılacak mı, açılmayacak mı, ne olacak. Öyle olursa hani en azından bir gün daha kazanırız. Çünkü öğlen uçağı saat 1'de falan, hani onunla o gün hiçbir şey yapamayacağız. Bir de dağın çok New York'a gelmediği ve sevmediği için de onu böyle iyice gezdirmek istiyorum buraları. Bu benim bu tatildeki görevim. Kendime bunu şey edindim. Photoshooting. Ay merhaba küçük çocuk. Çok şeker. Burası lavo. Bu restoranda üniversite zamanlarında her haftasında olmasa da bir sürü hafta sonu buraya brunch partisine gelirdik. Cumartesi günleri ve pazar günleri öğlen 2-3 gibi başlardı. Akşama kadar, ya akşama kadar erken işte böyle 8'e kadar falan sürerdi galiba. Ve deli gibi partilenirdi. Sonra eve dönüp yatılırdı. Ve çok keyifliydi. Ben brunch party konseptini çok seviyorum. Ben hani ertesi gün okey kalkıyorsun ya. Aynen. Aşırı geç ve bitik yatmadığın için. Bayağı keyifli olurdu. Üniversite yıllarımız burada geçti. Şimdi Fifth Avenue'dayız. Dolanıyoruz. Yemeğe doğru ilerliyoruz. Sırada Abercrombie & Fitch'i gördüm ve şimdi size bir şey anlatacağım. Şurası... Ne? Evet, şurası Abercrombie, karşısında da bir Gucci sırası var. Ben küçükken Abercrombie manyağıydım yani. Hani en sevdiğim mağazaydı. İşte herhalde tam teenage yaşlarım. 15, 16, 17, 18 o civarlar. Neyse New York'a taşın... Bu arada da pardon, önce şunu söyleyeyim. Bir tatilde ben lise 3'teyken falan Hawaii'ye gitmiştik ailecek. Ve orada Abercrombie'de gezinirken mağaza menajeri gelip dedi ki burada mı yaşıyorsun? Çalışmak ister misin bizim mağaza falan? Ben böyle falan. Honolulu'ya taşınıyor falan o sırada. Orada bir kere bir eş teklifi edilmişti falan. Sonra New York'a taşındığımda da böyle hani bir yerde çalışsam mı acaba diye düşünüyorum. Buradaki Abercrombie'ye başvurmuştum. Ve bayağı mülakata falan gittim ve kabul edildi. İşe başlayacaktım, aşırı heyecanlıydım ama sonradan öğrendik ki o sırada çalışma iznim yokmuş. Ve seneye çıkıyordu çalışma iznim. Tabii bayağı yıkılmıştım çalışma iznim yok diye. Ama zaten bir sonraki seneme yalan oldu falan filan. Sonra son senemde burada Max Mara'da çalıştım. Bayağı da güzeldi. Önce şey tarafında çalıştım. Retail değil de wholesale tarafında çalıştım. Burada bütün Amerika'nın buying'i New York'taki ofisten yapılıyordu. Ben de o bölümde çalışıyordum ve o kadar keyifliydi ki size anlatamam. Aşırı sevmiştim. Sonrasında da marketing bölümüne geçmiştim. Daha böyle visual'lar, vitrin yapma, mağaza düzeni yapma falan filan. O da güzeldi ama wholesale asıl benim için çok iyiydi. Yani böyle haftanın iki günü çalışıyordum. Perşembe, cuma.
pazartesi, salı, çarşambaya da bütün derslerimi sığdırmışım. Yani böyle sabah 10'da başlayıp akşam 8'de okulum bitiyordu. Perşembe, cuma da sabah 10'da işe gidiyordum normalde 5'e kadar. Ama buying sezonuydu. Hani akşam 9-10'da falan bitiyordu. Şimdi böyle yalvarırlardı. Dilek git artık falan. Ben böyle hayır falan sonuna kadar kalıyordum. Çünkü çok keyifliydi. Çok güzeldi. Vallahi çok seviyordum bütün ofistekileri de. Neyse bu da size alakasız bir hikaye oldu böyle. Beni daha yakından tanıyın. Şimdi Fifth Avenue'de Nike'a geldik. 5. kat Expert Studio diye bir yermiş. Burada herhalde böyle kendi ayakkabını yapabiliyorsun. İstediğin şeyleri ekletiyorsun falan filan. Ne istersen. Eskiden hatırlıyorum ben de buraya ilk taşındığımda kendi ayakkabını yapabiliyordun Nike'tan. Böyle bayağı olaydı. Hani 2-3 hafta sürüyordu gelmesi falan. Heyecanla onu beklerdik. Ay şunu beğendim. Bunlar güzelmiş. Bisikletlerle yemeğe yetişmeye çalışma keyfi. Diyorum yeşil yandı. Evet. Git sen, ben geliyorum o zaman. Git sen, git. Şu an geldik. Madison Square Park'tayız. Burası en sevdiğim bölge. İtalya burası. Ben burayı çok severim. Böyle İtalyan yeri. Her şey, çoğu şey İtalya'dan geliyor zaten buradaki. İşte farklı farklı istasyonlar var içeride. İşte etler istasyonu, makarna istasyonu, deniz mahsulleri istasyonu, peynir istasyonu falan filan. Her farklı yerden gidip bir şeyler alıp ortada takılıp iyi oturup yiyorsunuz bir yerlerde. Geldik Il Patio'da burası. Evet. Özel bir kutucuk. Pizzalar geldi. Artichok geldi. Demin bir burrata vardı. Çok iyiydi. Düğünü. Aa, düğün var resmen. Şaka gibi. Yani dün mezuniyet kutlamaları, bugün düğün. Burayı herhalde kiralamıyorlar bedavadan böyle o. Oh. Biz de Gezi Parkı'nda yapalım. Ay çok şeker. Vallahi düğün he. Aa. She said yes. Ne? She said okay. Çok iyi. Şurada oturan bir hayalet var. Parktan kareler. Nuevo York'ta parktan kareler. Check it out. I dropped his brother's crazy. Burası confession odaları. La. Günaydın. Uyandık Kaan'la. Şimdi bu biz diye bir kahvaltıcıya gidiyoruz. Saat 12'de Dog Pound diye bir şey var burada, spor salonu. Böyle buradaki bütün modeller, herkes falan oraya gidiyor. E tabii ki biz de gidelim dedik. Gelmişken bir deneyelim dedik. Oraya 12'de dersimiz var. Sonra da Emily's diye bir burger ve pizzacı var. İnanılmaz iyi. Ben pizzasına bayılıyorum oranın. Oraya gideceğiz öyle. Ve dolanacağız herhalde. Şimdi bu bize geldik. Bu biz bu arada. Şuradaki gibi yazılıyor. Thank you. Ay dünyanın en tatlı bardağı. Çok şeker. Heh, böyle yazılıyor. Biz buraya bazen böyle kulüpten sonra falan gelirdik. Bir kere kahvaltıya gelmiştik falan. Öbür yakınlarda var diye buraya gelelim dedik. Normalde bugün de Dura'ya gidiyorduk ama dün gittiğimiz için ben bir daha aynı yere gitmek istemedim. O zaman sen benimle soru cevap yap. Hadi al. İleride soru cevap. Parti. Şimdi kamera karşısında yeteneklerini görmek istiyorum. Hangi? Üzgün surat yap bakalım. Üzgün. Güzel. Üzgün surat mı bu? Neydi ki? Tamam, şaşkın surat yap. Şaşkın surat yap. Oha, saçmalama. Yok, olmuyor. Niye olmadı? Yapamıyorsun. Çünkü gülüyorsun. Şaşırmış
Korkmuş yap o zaman. Korkmuş yok korkmuş. Ya bu çok da şaşırmış korkmuş mu olacağım? Yok sadece korkmuş o. Nasıl korkuluyor ki? Oyuncu olamazmışsın demek ki. Salak sanki evde doğuştan bunları yapıyorlar. Eğitim alıp ne biliyorsan. Kendi o duyguya sokman lazım. Tamam. O zaman New York'la ilgili en sevdiğin şeyi söyle. Özgür verdiği özgürlük hissi. Kesin. Kesin. Yani burada mesela hiçbir işin olmasa bile hani sıkıldıysan evde sokağa çıkıp her yere yürüyebiliyorsun ve yürüdüğünde sokakta hem insanlarla tanışabiliyorsun hem de hani hep bir hayat var ya, enerji var etrafında. Onu çok seviyorum, o hissi. En çok arkadaş olmak isteyeceğin kardeşin hangisi? Düşüneyim bir dakika şimdi hemen diye. Yani Kendall olabilir, Kylie olabilir. Bir tanesini seçeceksin Dila. Bir dakika dur be. O zaman Kendall herhalde. İnşallah bunu Kylie öğrenir be. Seninle arkadaş olmaz bile. Sen bir şey soracağım. Bana böyle Instagram'dan comment geliyordu. Gözlerim şaşırmış falan filan. Bence gözlerim şaşırmış. Şu an aşırı aynı noktaya bakıyorum ya, öyle mi çıkıyor? Yo. Değil yani. Niye öyle diyorlar? Kayıyor mu gözün? Yo ben bilmiyorum yani, bana öyle gelmedi. Çok çirkinsin. Vücudun bilmem ne gibi, bu kadar spor yapmana rağmen belin niye ince değil hala falan. Sen kötü yorumları okuyorsan geçmiş okuyoruz, olsun. Okuyoruz, ne yapacağız ki daha mı yani, yazdıklarını okuyoruz maalesef de. Ben böyle hepsine cevap yazasın geliyor da sana ne uğraşacağım. Zaten bence yani kötü şeyler yazanların tamamen kendiyle problemi var yani açıkçası. Ben hayatımda da girip de bir insana kötü bir şey yazmayı düşünmedim. Hani bakarsın beğenmezsin geçersin. O yorumu yazmak ne yani, kendine bir şey mi hissetmeye çalışıyor? Hani kendini, yani kendinle alakalı bir sıkıntı orada. O yüzden sizden cevap yazmıyorum genel olarak ama bazen üzüyor yani bazı şeyler. İnsanın sinirini bozabiliyor çünkü herkes her zaman iyi gün geçirmiyor. Bunu da unutmayın. Her zaman iyi bir gün geçiriyor olmak zorunda değilsin ve bazen de birinin söylediği bir şeye takılabiliyorsun yani ve moralin bozulabiliyor. Ben vaktinde ağladığım bile çok oldu mesela. Ama artık öğrendim. Daha güçlü bir kızım. Okey, o zaman biz kahvaltımıza devam edelim. Peace. Hurricane. Geldi kahvaltımız. Aşırı sıkıcı bir ekip. Beyaz omlet. Omlet yumurta. Ne diyorsun? Yumurta beyazından omletle, iki sahanda yumurta ve sade pankek. Bu pankekin üstünde bir şey yok mu, anlamadım ben. Kahvaltıdan çıktık. West Broadway'de yürüyoruz şu anda. Hani o kadar güzel ki hava. New York'un şu an en güzel dönemi. New York'a gelecekseniz ya Eylül'de geleceksiniz. Hadi Ekim başı da olur. Ya da Mayıs'ta. Şimdi spora gidiyoruz. Gözlüğümü almaya yapmışım bu sefer. Yüzü çünkü daha da güneş açmış. Güneş çıkmış ortaya. Koş 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 koş. Geldik. Millet sokakta çalışıyor. Evet. Tam senlik bir ortam, karanlık. Evet. Baya güzel bir cuma. Bitti şu an. Geberdik. Bu arada yani hani yine 200 kalori yaktım. Daha 600, şaka herhalde. Sinir sistemim bozuldu. Kızla erkek ne kadar fark ediyor ya. Çok uyuz yani. Aa güzel, sen gelsin. Çünkü gerçekten hani kalp krizi falandık. Bir ara 160 nabzım. Geberdim. Çıktık gidiyoruz otele. Geberdik değil mi? Evet geberdik. Bu tatil bütün sporlarda geberdim ben. Kanter. Yine bugün bence iyiydim. Bence tiroidim biraz normale döndü şu ilaçlara başladıktan sonra tekrardan. O kadar da su gibi terlemedim yani. Otele gidelim. Hava aşırı güzel. Miami'de falan zannediyorum hala kendimi zaten. Miami'deyiz sandım. Adam diyor kaç saat Türkiye'den buraya uçak diyor. 11 diyorum. 9 aslında. New York'tayız. Evet güzel bir gün başlangıcı oldu. Günümüzün geri kalanında bakalım neler yapacağız. Evet. Giyindik, duş aldık, giyindik. Şimdi Emily's'e gidiyoruz. Kendimi aşırı beğendim bugün. Güzel oldum, renkli renkliyim yine.
Orada yemek yiyeceğim, çekeceğim zaten çok güzel bence yemekleri. Hamburger de çok iyi, pizza çok iyi. Brooklyn style pizza diyorlar, böyle biraz daha kalın bir pizza. Bayağı beğeniyorum, kalın. Böyle köşeleri crusty, çok güzel. Oralarda dolanırız diyoruz. Bakalım ne yapacağız? Evet, Emily's'e geldik. Şimdi burgerler geldi. Dağhan'ın hiçbir şeysiz burgeri. Çok iyi burada burger. De şimdi pizza gelsin de görün. Pizza da geldi. Çok iyi. Demin Dağhan'la şey yaptık. Test yaptırdık ve bubble tea almaya geldik. Ama bubble tea almaya geldiğimiz yer maalesef kapalıymış. Şansa tam karşısında bir tane köpek mağazası vardı. Aşırı tatlı bir tişört aldım Peanut'a. Üstünde Peanut Butter yazıyor. Onu aldık. Şimdi bir tık yürüyelim dedik. Bugün son günümüz ve çok mutluyum. Diyordum ki aslında yarın akşama değiştirebilelim uçağı. Olmadı. Limanlar uzattılar. Onlar çarşamba dönüyorlar. Dönüyoruz. Bubble Tea'ciye geldik şimdi. En sevdiğim Bubble Tea'ci burada. Gongcha gösteriyorum. Manhattan'da birkaç farklı yerde var. Peanut'a aldığım tişört de bu. Çok şeker değil mi? Şeyin adı burasıydı. Kimomi Pet. Bayağı tatlı. Alo Yoga'ya geldim. Sandra geldi. Hello. Dağhan'la oyuncu değişikliği yaptım. Bir tane eşofman üstü beğendim. Şu renk. Mavi. Bayağı güzel rengi de. Acaba yine de başka bir rengini mi alsaydım? Mın? Aa, renklere bak Sandra. Bayağı rengi var. Ecem şunu aldı. Bence bu aşırı güzel oldu. Turuncu da güzel. Sen bilirsin. O mu turuncu mu ya? Çok kararsız kaldım. Dur bakalım, zaten turuncu da beden yoksa geçmiş olsun diye der yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, sonunda eşofmanın üstünü de aldım. Her bir şeyi aldım ama gerçekten güzel kullanışlı şeyler aldım. Merhaba çocuklar. Her bir çocuklar gidiyorlar. Bye, thank you. Bye. Dila. I love your style. Thank you. Where are you from? Turkey. You live in New York now? No, I live there. How long are you here for? I leave tomorrow morning. Oh, sorry. Bye. Evet, böyle de bir conversation yaşadık. Bile. Adam herhalde fotoğraf falan çekmek için. Sanıyor falan sandım. Ha, Peanut'a askı aldım. Askı da Peanut'a. Çünkü askı? Minik bebek askısı gibi düşün. Köpek kıyafetleri için askı. Ha, öyle şey. Askı, evet, eşyalı kıyafetlerini Allah asmak seni için. Milyon tane kıyafeti var. Yazık, hayvan hep aynı şeyleri giyip duruyor. Ben dedim ki bari yan odaya böyle bir askılık bir şey yaparım. Sen oda yapsaydın. İleride evlenince falan inşallah artık öyle bir evim olunca alanım. Kesin yapacağım Peanut odası bir tane. Evet, şimdi Sandra buradaydı zaten. Ecem de geldi ama siz orayı kaçırdınız maalesef. Çünkü konuşmamız gereken önemli şeyler vardı. Siz benim kanalıma gelin, ben anlatırım ne konuştuğumu. Aynen, Sandra Laz oldu. Şimdi ayrılıyoruz. Ay, özür dilerim. Ayrılık zor. Şarkı söyleyemem, telif yeriz. Ondan şarkı söyleyebiliyor muyum peki sesli? Söylersin canım. O zaman ayrılık zor. İyi, okey. O zaman sizi okuyorum. Hadi İstanbul'da görüşürüz. But I'm gonna like the beat. Evet, şimdi BLT'ye geldik, etçiye. Galiba sabah söylemiştim. İnanılmaz bir popcorn bread diye bir şey var burada. Mısırdan yapılıyor. En sevdiğim şey yani. Tamamen o yüzden bu. Buraya gelmek istedim. Bu arada Natasha da burada. Say Natasha, hi Natasha. Say hi. To Turkey. Evet. Aslında dün de Natasha'larla yemek yedik ama onu çekmedim. Bir dakika, şimdi popcorn bread'i gösteriyorum. Of. Ay çok iyi ya. I'm so excited. I'm so excited. Sıcak mı? Dan çok iyi. Of, it's so good. I'm so excited. I can't wait. Tamam, neyse. Ye bakayım nasıl? How is it? Good mu, no mu? Not so great, but it's nice. No! Oh my god! What the fuck? Yok ya, gayet iyi, bu anlamıyor. O zaten yemek bile yemiyor adam, bu onu dinleyin. Natasha, you try. Let's see the tasting. But it's good, right? Is it okay or it's good? It's good, it's good.
like putting pressure on. Yeah. Allah Allah. Neyse ben deniyorum şimdi. So good. This is so cool. It's like it's so good, yeah. It's so easy to carry around. Wow. Exactly. It's been how many years since I've had this? I like it. Dediğin gibi mi? Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Yemekten kalktık ve yürüyüş yapıyoruz birazcık şu anda. Evet, yarın sabah dönüyoruz ve bu konuda aşırı aşırı mutsuzum. New York vlog'da bir sona gelmek üzere, yani anlayacağınız. Olmadı, değiştiremedik, inşallah bir dahaki seferlere. Ciao. Bye. Günaydın. Bugün kalktım. Ne yaptık? Dağın kahvaltıya gitti. Ben de bir arkadaşıma bir şey almam gerekiyordu. Kendime de saç kremi almam gerekiyordu. Onları almaya gittim. Şimdi otele dönüyorum. Zaten pek de bir vaktimiz kalmadı. Bir kahve içeceğim. Bavulu kapatıp çıkacağız maalesef. Uçağımız 1'de. Bitti ya. New York tatil bitti valla. Eylül'de galiba moda haftası zaten olacakmış. Eğer olursa ona mutlaka gelmek istiyorum. Ve galiba aldığım duyumlara göre Met Gala ile aynı zaman yapacaklarmış ki daha da fazla insan hani gelsin, daha da canlansın şehir falan gibisinden. Bakalım neler olacak. İstanbul'a dönüyoruz. Vallahi yani bir bakıma heyecanlıyım. Neredeyse gerçekten 1,5 ay oldu. Evet, Tahan Bey de restoranda kahvaltı ediyor. Merhaba Tahan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Ay düşüyor. Kahvaltıda bir soru cevap yapalım mı daha? Yapmayalım. Tamam, neyse zaten çok vaktimiz yok. Başka zamana. Evet, sizi öpüyorum. Bavullarla görüşürüz. Evet, biberimiz de geldi. Ben bunu alayım istersen. O biraz dağın alttan takıldı terlik. Ay terlik diyorum, teker. Ben bunun üstüne koyacağız. Öbürünü de öne alırız, olmadı. Fark etmez. Can put this in wrong here. Ah, New York. Yakında görüşürüz inşallah. Evet, tabii ki yanıma ekstra bir çanta daha aldım. Çünkü geçen Miami'den gelirken de iki almışım. Onlar hayat kurtardı. Bavul mavul bulamadık havaalanında. İki tane böyle çantayla elimizde taşımıştık ayakkabıları falan. Neyse, şimdi yine herhangi bir bavul aşımı, kilo aşımına uğrarsak en azından yanımızda bu var. Evet, ne düşünüyorsun dönüş yolu hakkında? Evet, dönüyoruz artık. Dönmemiz gerekiyordu. İşler yoğun. Hayat böyle tatil yaparak geçmiyor maalesef. O yüzden gerçek hayata dönüyoruz. Evet, şimdi uçağa bindik. Dahan ayakkabıcı olmaya karar verdi. Ayakkabı temizleyicisi. Evet, bir tatilin daha sonuna geldik. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Biz çok keyif aldık tatilden. Artık maceralarımızın devamına Türkiye'de devam edeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Sen de bay bay de. Sizden sarılıyorum böyle. Pina!